sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar. Dersizliğine hoş geldiniz. Bugün sesini öğrenelim. Hazırsak başlıyoruz. Resimde gördüklerimizin isimlerini söyleyelim. İsminde ş sesi geçen resmin altındaki kutucuğu işaretleyelim. Bu resimde ne görüyoruz çocuklar? Gitar. Gitar. Gitar kelimesinde ş sesi var mı? Hayır, yok. Bu resimde ise bir kuş var. Kuş. Kuş kelimesinde ş sesi var mı çocuklar? Kuş. Evet, fark ettiniz değil mi? Çocuklar, bu resimde ise şapka var. Şapka. Şapka kelimesinde ş sesi var mı? Bakalım. Şapka. Şapka. Evet. Şapka kelimesinde de ş sesi var. Bu resimde ise çatal görüyoruz. Çatal. Çatal. Çatal kelimesinde ş sesi yok değil mi çocuklar? Ş sesi kelimenin başında ise baştaki kutucuğu, ortasında ise ortadaki kutucuğu, sonunda ise sondaki kutucuğu işaretleyelim. Bu resimde silgi var. Silgi. 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 Silgi kelimesinde ş sesi yok değil mi çocuklar? Bu resimde ise şeker görüyoruz. Şeker. Şeker. Fark ettiniz değil mi? Ş sesi başta. Bu resimde ise kaşık var. Kaşık. Ka-şık. Ka-şık. Evet, ş sesi ortadadır. Bu resimde güneş var. Güneş. Güneş. Evet, ş sesi sonda. Çocuklar, şimdi ş sesimizin yazılışını öğreniyoruz. Yukarıdan başlıyoruz, kıvrım yapıyoruz. Aşağı doğru inerken diğer yöne bir kıvrım yapıyoruz. Ve altına nokta koyup bitiriyoruz. İşte büyük ş sesimiz. Şimdi küçük ş sesimizi çizelim. Ş sesimizi işte bu şekilde yazıyoruz. Evet, büyük ve küçük ş sesimizin yazılışları aynı. Şimdi yazı defterimize büyük ve küçük ş sesimizi yazalım. Büyük ş sesini yazarken yazı defterimizin üstteki iki boşluğunu kullanıyoruz. Başlayalım. Aşağı doğru indiriyorum, kıvırıyorum ve altına noktasını yazıyorum. Tekrar edelim. Yukarıdan başlıyorum, kıvırıyorum, aşağı doğru inerken tekrar kıvırıyorum ve altına noktasını koyuyorum. Yukarıdan başlıyorum, kıvırıyorum, aşağı doğru inerken tekrar kıvırıyorum ve altına noktasını koyuyorum. İşte büyük ş sesimizin yazı defterimize yazılışı. Şimdi küçük ş sesimizi yazalım. Yazı defterimizin ortasındaki boşluğa yazıyoruz. Aynı şekilde yine işte küçük ş sesimiz. Yukarıdan başlıyorum, kıvırıyorum, aşağı inerken tekrar kıvırıyorum ve noktasını koyuyorum. Yukarıdan başlıyorum, kıvırıyorum, aşağı doğru inerken tekrar kıvırıyorum ve noktasını koyuyorum. İşte ş seslerimizin yazılışı bu şekilde. Çocuklar, şimdi ş seslerimizi bulalım hadi. İşte büyük ş sesimiz ve diğer büyük ş sesimiz. Küçük ş seslerimizden bir tane burada var. Başka var mı? Evet, bir tane de burada var. Aferin size. Başka da ş sesimiz yok. Evet çocuklar, bugün ş sesini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.